Sprint önemli. Yani sektörde arkadaşlar yani Spring'in sağladığı çok güzel bir test modülü de var. Bir de böyle farklı çatılar da var arkadaşlar. Böyle bir test için böyle bir mock obje denilen bir şey var. Onu da bir kullanabilirsiniz. Hatta ona macchiato diye böyle objeler var. Sanal olarak da oluşturuyor her şeyi. Mesela diyelim ki database'e doğrudan bilgi yazmak istemiyorsunuz. Adam tutuyor sizin 2-3 tane tablonuzu bellekli oluşturuyor. Aynen böyle siz yani programı kapatınca o da gidiyor. Yani database'e bir şey işte ekliyormuş gibi orada bir çalışıyorsun, orada bir test yapıyorsunuz mesela. Sanal şeyler bunlar. Evet, tabii ki Spring uygulamanın tamamını kendi koduyla işgal etmiyor. Bu da çok büyük bir nimettir. Çünkü bir yarın öbür gün diyelim ki Spring'i projeye siz dahil etmiştiniz ama ekibinizdeki 3 tane arkadaşa çok iyi iş teklifi bir geldi ve projeyi bıraktı ve gittiler. Yani olur mu? Yani olur. Yani o zaman ne yapacaksınız? O zaman işte sizin programınızla çok az bir temas kurduğu için Spring kolaylıkla Spring'i projelerinizden alabiliyorsunuz. Yani arkadaşlar şimdi buraya kadar ben size şunu söyleyeyim. Tamam oğlum. Tamam Murat. Tamam. Tamam Murat. Ben sonra geleceğim tamam. Hadi oğlum. Evet. Oğlum ben ders yapıyoruz. Bak burada bak ben burada abilerle böyle bir ders yapıyoruz. Tamam mı oğlum? Sen de yapacak mısın? Hadi. Evet arkadaşlar sizlerle 2 dakika ara verelim. Eğer ki isteyenler varsa bir ihtiyaç molası giderse biz de 2 dakika Murat'ın bir odasına gidip gelelim sonra devam edelim. Tamam. Hadi Murat gel bakayım. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben geldim. Sizler müsait misiniz? Müsaitseniz buradaysanız burada mısınız? Evet arkadaşlar genelde buradalar. Evet iyi. Tamam hani ben de dedik işte 2 dakika bir ara olsun. Arkadaşlar için. Tamamdır. O zaman arkadaşlar mesela yani ben bir framework'u bakın bak projenin de kullanacaksam hemen ilk dikkatimi çeken şey konfigürasyonudur. Eğer ki 1000 dereden su getiriyorsam yani o konfigürasyon için yani eziyet mi çekiyorsam yani o framework benim için bir şey işte ifade eder de hani kullanmak istemem. Niye? Çünkü zor ya. Bunun konfigürasyonunu işte yapıyorsun. Oradan sorun çıkarıyor. Buradan bir patlıyor falan filan. Ama Spring'de böyle bir şey yok arkadaşlar. Çok kolay bir şekilde işte entegre oluyor. Spring bir de kendisi tasarım şablonlarını genelde kullanmıştır. Çünkü tasarım şablonları da hani söylerler ya design pattern tasarım aslında şablon da değil de örüntü demek lazım ona. Bunlar da böyle programcılar tarafından uzun yıllar boyunca denenmiş ve test edilmiş iyi kodlar. Öyle diyeyim ben. Mesela sizin günlük hayatta kullandığınız bir tane for döngüsü işte alın size
O tarz şeyler, sayıların sıralanması veya da işte A'dan Z'ye sıralama, algoritmalar. İşte bunların hepsi tasarım şablonlarına bir giren böyle şeyler. Yani birçok böyle tasarım şablonu var. Öyle gözünüze büyütmeyin. Hatta bir gün sabahtan işte otursanız işte öğleye kadar yani böyle en az aşağı 8-10 tanesini okursunuz. Hatta bazılarına da şunu bir dersiniz. Aa ben bunları kullanıyormuşum da hiç haberim yok. Yani hepiniz eğer ki bir kod yazıyorsanız tasarım şablonlarını ister istemez zaten kullanıyorsunuz arkadaşlar. Yani evet. Spring bir varsayılan olarak böyle bir nesneleri sadece bir defa oluşturuyor arkadaşlar. Yani buna da Singleton bir tasarım şablonu vardır. Onu kullanıyor. Yani bir nesneyi bir kere oluşturuyor. Ama isterseniz her istek yapıldığında o nesneyi bir daha size verebilir. Bu sadece şey yani bu aklınızda bir kalsın yani. Yani siz bir istekte bulunduğunuzda Spring'in size sadece bir tane nesne de verir. Yani bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Şu faremin pili bitti vallahi. Faremin pili bitti arkadaşlar. Hayda. Neyse ben konuşayım arkadaşlar. Şu pili şöyle aynı zamanda da değiştireyim. Arkadaşlar ne diyorduk? Yani var ya bir yazılımın Spring'i sektörde... Oğlum sonra gelelim. Bırak. Bu tahta. Tamam oğlum sor oğlum. Ne yapalım bu tahta? Hiçbir şey yok oğlum. Bir yok. Ne sen kustun? Yok oğlum ben bir şey yapmadım. Ben koştum çünkü işte acelem vardı benim. Tamam mı? Hadi oğlum. Hadi oğlum ben sana yapayım. Ben o baba falan falan. Evet fare fare. Evet arkadaşlar şimdi derse bir kaldığımız yerden bir devam edelim. İşte baba yüreği arkadaşlar. Evet, bir ne diyorduk? Oğlum bırak, bak burada otur. Tamam oğlum, tamam oğlum. Oğlum, oğlum zaman gidiyor zaman. Tamam oğlum. Yok oğlum ben koştum koştum. Hadi oğlum. Sen otur. Sen otur oğlum otur. Evet, Spring arkadaşlar diyorduk ki Spring bir çatısının sektörde öne çıkaran özelliklerden bir tanesi de yani bir yazılım dilini, bir teknolojiyi tercih ederken yani bir teknolojiyi tercih ederken onun topluluğunun bulunması çok önemli. Tamam mı? Yani eğer ki yani ben bir teknolojiyi kullanacaksam arkadaşlar öncelikle bir bakarım onun topluluğu bir var mı? Çünkü niye? Çünkü ben orada problemler işte yaşayacağım ve o problemleri birilerine sormam bir gerekebilir veya da benim işte yaşadığım problemleri daha önceden birileri işte yaşamış olabilir. Ve ben de o problemleri bir nasıl çözmüşler onlara bakarım ve sonuca böyle bir giderim. Allah'tan Spring bir topluluğunun yani adamlara soru sorduğunuzda bir cevaplıyorlar arkadaşlar. Yani öyle de bir güzelliği var. Yani bunu da yani sırf bu yüzden bile bazı bir teknolojileri tercih edebilirsiniz. Yani bir kurumsal uygulama işte yapıyorsanız bakın o projedeki ihtiyaçlar bir nelerdir? Mesela bir projedeki nesnelerin birbirini kullanması bu çok önemli. Ve bu nesnelerin aralarındaki ilişkiler bu çok önemli. Ve bu nesnelerin aralarındaki ilişkinin de idare edilmesi, işte yönetilmesi bunlar çok önemli. Ve bunların aralarındaki ilişkinin de icabında kesilmesi. Mesela bu da önemli. Yani çünkü bir zaman zaman öyle projeleriniz vardır. Mesela müşteri geldi, alışverişini yaptı ve gitti. Şimdi müşteri alışverişi işte yaptı ve gitti. Yani siz yani o müşterinin bilgisini işte akşama kadar orada tutmazsınız yani. Artık adam bir gittiyse hesabını alırsınız ve o nesneyi sonlandırırsınız. Ve daha sonra arkadaşlar yani bir uygulamanın güvenliğinin sağlanması bu çok önemli. Ve yine bir uygulamanın bir dağıtık programlamaya imkan vermesi lazım. Mesela diyelim ki sizin 50 tane şubeniz var. Şimdi bir kalkıp da kasaya biri geldiğinde o diğerlerini bekletemezsiniz. Yani programınız bir dağıtık bir şekilde çalışmalı. Buna programlamada işte dağıtık programlama
Veya da işte kimileri de işte buna işte eş zamanlı programlama, kimileri paralel programlama diyor. Böyle şeyler var, böyle terimler var. Bunları kullanabilirsiniz. Transaction dediğimiz şey de tabii ki sorunların, yani birden fazla işlemin sanki bir işlemmiş gibi kale alınması, ama hepsinin de başarılı bir şekilde işte yapılması. Yani içlerinden bir tanesi bile olmazsa bütün işlemler veriye alınıyor. Şeye gelince EJB'ler arkadaşlar, ondan söz edeyim. Yani EJB'ler Sun firmasının aslında sonunu bir getirmiştir. Yani onu söyleyeyim. Yani ilk çıktıklarında o kadar zordu ki böyle öğrenmek. O yüzden sektörde bir tutulmadı. Aslında çıkış amacı bu çok iyi. Ama yani öğrenmek zor. Dur. O dönemde bir zordu. Şimdi o kadar değil de. Şimdiki EJB'ler yani harika. Şimdi EJB çok gelişti. Yani şu anda arkasında şey var tabii ki. Dünya devi bir firma var yani, mesela Oracle var yani. Ama o dönemde zordu yani, ama ilk çıkış amacı bir çok iyiydi. İşte sizin bu kurumsal projelerinize çözümler sunacaktı. Ama tabii ki Sun firması buna çok para harcadı. Ama işte istediği gibi olmadı. Bakın şu sağ taraftaki Spring oluyor, sol taraftaki de EJB oluyordu aslında. İlk çıktıklarında bu şekilde. Tabii ki Spring çok sevildi arkadaşlar. Ve sektörün bir anda de facto standartı oldu. Bütün problemlere dedi ki abi dur, ben bu problemleri böyle çözerim. Ve Spring zamanla arkadaşlar işte dediğimiz gibi de facto oldu. Peki ya bir de facto nedir? De facto halkın bir kahramanıdır arkadaşlar. Halk onu sever, benimser. Aynı şey programlamada da var. Yani bizim sektörde mesela bir jQuery de mesela bir de facto standart. Mesela Hibernate de facto standarttır. Yani bu tarz şeylere de facto standart bir deniyor. Yani Java dünyasında Java'nın standartı olmayan yani frameworkler, ama bunlar sevilen frameworkler veya da çatılar, teknolojiler, kütüphaneler de olabilir. Mesela jQuery bir kütüphanedir arkadaşlar. Bir framework değildir yani. Evet, Spring sektörde işte artık böyle büyüdü, gelişti, tamam. Ondan sonra tabii ki EJB'ler de bir kendini toparladı, ama tabii ki iş işten geçti. Çünkü işte iş ilanlarında genelde Spring kullanılıyor ve isteniliyor. Ama EJB'lerin de unutmayalım ki işte arkasında şey var, Oracle var. EJB belki adam tutar yani, Oracle firması. EJB'nin bir sonraki sürümde, hatta bir daha sonraki sürümlerinde Spring firmasının programcılarını transfer eder. Daha da bir güzelmiş de yapar yani. Olur mu? Olur yani. Yani bu işler hep yani bu şekilde ilerlemiş zaten. Peki iş ilanlarında tabii ki Spring birçok var arkadaşlar. Bu da ne demek? Önümüzdeki 20 yıl işte ekmek paranız, yani sorun etmeyin demek. Çünkü işte yapılmış bir sürü proje var. Sadece bu projelerin bakımı ve bu projeleri son teknolojilere taşımak bile arkadaşlar paradır yani. Adamlar çünkü bir projeyi öyle işte 2 günde bırakamıyorlar. Hemen işte yavaş yavaş bir taşıyorlar. O yüzden Spring önemli arkadaşlar. Yani iyi Spring biliyorsanız zaten sektörde önünüz açıktır. Ha, şimdi şeyine gelelim. Tabii ki ismi neydi EJB'lerin? Bakın Enterprise Java 1000. Biliyorsunuz Java'nın zaten kendi simgesi de logosu da kahve olduğu için işte Java kahvesi. Onun kahve bir çekirdeği demek 1000. O yüzden bunlar da demişler ki kurumsal 1000'ler. Yani bütün aslında 1000 kelimesi bir nesnedir arkadaşlar. Ya yani bir yerde 1000 kelimesini duyduğunuzda sıradan bir nesne aslında. Sıradan. Ama bu nesneyi birisi işte yönetiyor. Mesela EJB'lerin eğer ki EJB'yi kullanıyorsanız adına şey deniyor işte Enterprise Bin. Eğer ki Spring ile yönetiyorsanız Spring Bin. Yani sıradan bir nesne. Yani sıradan. Aynı sizin pojolarınızı Spring alıyor, idare ediyor işte. Yani bir bin bir sınıftır. Onu söylemiş olayım. Evet. Evet. Peki ya Spring
Scrapping kullanmanın bize ne faydası var? Tabii ki sektörde kendini ispatladı. Milyonlarca bir kullanıcısı var. Inversion of control, yani kontrolün tersine çevrilmesi prensibini kullanıyor. Çok güçlü bir konteyner. Yani bütün beyinlerinizi, nesnelerinizi içinde barındırabiliyor. Onların aralarındaki ilişkileri kurabiliyor ve onları idare edebiliyor. Ve yani en çok programcıların da başını ağrıtan şu işte exception'lar vardı. Artık bu exception'ları da Spring geri planda kendisi işte yönetiyor. Biz çok istersek şu exception'ı bana bir ver veya da bunu al göster gibi şeyler söylersek onu da bize tamamlıyor, söylüyor arkadaşlar. Bir de arkadaşlar Spring nesne tabanlı olduğundan dolayı kodlarımızı dilediğimiz an test edebiliyoruz. Yani bu zaten harika bir şey. Evet, bir de böyle Spring'de çalışırken metadata, bundan söz edelim. Yani bir metadata aslında bir bilginin tarif edilmesi. Yani bilginin bilgiyle bir tarif edilmesi. Aslında bu. Tabir bu. Yani bir bilgi var. O bilgiyle bir başka bilgiyi tarif ediyorsunuz. Yani bir veriyle bir başka veriyi bir tarif ediyorsunuz.